Sayın İbrahim Gün Bey'i alkışlarınıza sahne arz ediyorum. Buyurun başkanım. Suyu gümüş, taşı altın, cennete benzer bir bakın. Her yanı tarih ve destan, nasıl gurur duymaz insan. Burası bozkır. Burası sevgi diyarı, yüce gönüller toprağı, ne kavga yakışır bize, ne dövüş, bize sevgi düşer, bize barış. Bu insanlar bizim, bu destanlar bizim, bu sevdalar bizim, bu bozkır hepimizin. Sayın milletvekilim, çok kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, çok kıymetli meclis üyesi adayı arkadaşlarım, çok kıymetli dernek başkanım, çok kıymetli vakıf başkanım, evet çok kıymetli Bozkır'da hemşehrilerim. Suyu sert, insanı mert Bozkır'da hemşehrilerim. Hepinize Bozkır'dan selamlar getirdik. Evet, 38 köyümüz, 10 tane beldemizden sizlere selam getirdik. Biraz önce izlediğiniz Bozkır merkez ve yaylalarından size selam getirdik. Sevgili hemşehrilerim, şöyle başlamak istedik, bir şiirle başlamak istedik. Evet, bu şiir bizi çok etkiliyor. Hangi bölgemize koyarsanız koyun, hangi bölgemize alırsanız alın, o bölgeye yakışabilecek bir şiirdir. Ama ben inanın Bozkır için daha çok yakıştırıyorum. Çünkü sayın milletvekilim, bizim Bozkırlılar olarak Bozkır'ın dışında 230 binin üzerinde hemşerimiz yaşıyor. Bu azımsanmayacak, evet arkadaşlar, bu azımsanmayacak bir rakam. Çünkü 3 tane, 4 tane vilayet yapıyor. Biz kendi gücümüzün gerçekten farkındayız. Biz özellikle yola çıkarken şöyle başlamıştık. Sayın ilçe başkanım, sayın milletvekillerim, sayın il başkan yardımcılarım. Demiştik ki, biz Bozkır'da Bozkırlı olmadan hiçbir şey yapmayalım. Birlikte de beraber yapalım. Nasıl olsun? Bozkır'da 38 köyümüzün aşağı yukarı 10 tane beldemizin de hepsinin birer dernekleri var sayın milletvekili. Çok kıymetli Bozkır'da hemşehrilerim. Hepsinin dernekleri ve hepsinin vakıf dernek başkanlarıyla birlikte, vakıf başkanımızla birlikte büyük bir gücüz. Bu büyük gücü birlikte değerlendirelim istedim. Bu bugüne kadar olmamış. Ama seçildiğimiz günün 15 gün sonrasını, bilemediniz en geç bir ay sonrasını şöyle yapalım istedik. Biz sivil toplum örgütlerinden birkaç arkadaşımızı alalım yanımıza. Mülki idare amirimiz kaymakam olan kaymakamımızı alalım yanımıza. Kamu kuruluşlarından birkaç arkadaş alalım yanımıza. Siyaseten de birkaç arkadaş alalım yanımıza ve onlarla birlikte yine böyle bir salonda veya küçük bir masanın etrafında toplanalım. Bozkır'a neler yapabileceklerimizi, sorunlarımızı birlikte tartışalım, birlikte karar verelim istemiştim. Evet, bugün de bunun için buradayız. İnanın bu müjdeyi buraya duyurmak için geldim ben. Dolayısıyla sayın meclis üyesi abimize ve İlçe belediye başkanımızla da Bozkırlılar ve Konyalılar olarak destek için geldik. Meclis üyesi adaylarımız da burada, ilçe başkanım da burada, il yönetim kurulu üyemiz de burada. Allah'a şükürler olsun, biz bu sevgiyi her yerde görüyoruz. Her yerde de gördük. Yani hangi köyümüze gidersek gidelim, hangi beldemize gidersek gidelim ve o köy ve beldemizdeki biraz önce sayın ilçe başkanımın söylediği bir söz vardı. Bizim başbakanımız bu ülkede bir çığır açmıştı. Biz o çığırın etrafında ve üzerinden nasıl yürüyeceğimizi, neler yapabileceğimizi, ona namzet bir belediye başkanı olabilmeyi onlara anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz yapacağımız her şeyi birlikte burada inşallah tartışalım. Sonraki dönemlerde ve ilk zaman, ilk gün sizden randevu alarak gelelim. Diyelim ki hangi gün müsaitseniz biz o zaman gelelim. Ama sonraki günlerde şunu yapalım sevgili Bozkırlı hemşehrilerim. Gelin bize o randevuda artık her 6 ayda bir
6 ayın ilk Temmuz'unun pazar günü veya 6 ayın ilk Temmuz'unun cuma günü. Siz nasıl isterseniz bundan sonra tarihimizi koyalım ve her 6 ayda bir birlikte beraberce neler yapabileceğimizi paylaşalım. Bozkır'da da olur, Zeytinburnu'nda da olur. İstanbul'un herhangi bir ilçesinde de olur. Bunu ama gerçekten başaralım ve Bozkır'ın sizlere çok ihtiyacı var. Bozkırlıların sizlere çok ihtiyacı var arkadaşlar. Ben bunu gördüm. Biraz önce çok güzel bir ilçe izledim Sayın Milletvekili. 1858 tarihidir oranın kasaba olması. Ve oranın bir türküsü vardır. Aslan Mustafa. Sevgili Aslan Mustafa da burada ama adını da oradan almış. O Aslan Mustafa'nın hikayesini bilmiyorum, bilir misiniz? Sadece bir türkü değil aslında o. Anlattığım zaman onun ne kadar güzel olduğunu ve tarih ve kültürünün ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bilmeyen arkadaşlarımız belki vardır. Sevgili Bozkır'ın hemşehrilerim, Sakarya Meydan Muharebesi devam ediyor. Bozkır'dan 5-6 arkadaş askere alınıyor. Ve bunlardan bir tanesi de Mustafa. Mustafa 2 aylık evlidir. Askere gider ama askerlik süresince 6-7 ay sonra pazara hanımı çıktığı zaman kendisiyle birlikte askere giden arkadaşlarını orada görür ve Mustafa'nın gelmediğini düşünür. Acaba mı gider, aklına bir şeyler gelir fakat sormakta da tereddüt etmez. Bir cuma günüdür. Bozkır'ın pazarını arkadaşlarımız ve Bozkır'da olan hepimiz ne kadar kalabalık ve ne kadar keşmekeş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve o pazarda arkadaşlarına şunu sorar, der ki Mustafa nerede, siz gelmişsiniz? Onların başı öne düşer ve Mustafa'nın şehit olduğunu söylerler. O anda kadıncağız almış olduğu eşyaları elinden bırakır, sağa gider bal satanlara çarpar, sola gider tahin satanlara çarpar, İleriye gider elma üzüm satanlara çarpar, geriye döner yolunu bulamaz. Ve şöyle der ondan sonra, Bozkır dedikleri küçük kasaba, severler güzeli gelmez hesaba, kenardan geçeyim yol sizin olsun, ağlar içeyim bal sizin olsun. Evet, bu ağıtı yaktıktan sonra bizim hemşehrilerimiz bunu, bu ağıtı türkü olarak uyarlamışlar. Ellerine sağlık hepsinin, kimin emeğiyle geçmişse. Ve bu ağıt Sakarya Meydan Muharebesi'nden bu zamana kadar da devam edip geliyor. Bizim bir gururumuzdur Aslan Mustafa. Onun için Aslan Mustafa'ya namzet olabilecek de bir şehir yapmamız lazım. Gördük biraz önce şehrimizi. Kıymetli hemşehrilerim, çok kısa geçeceğim. 38 tane köy ve 10 tane beldemizde Sayın Milletvekilim, sizlerin de destekleriyle, özel idareden, köy desteği ve bel desteği aldığımız desteklerle, ben aynı zamanda bir İlgenel Meclis üyesiyim ve İlgenel Meclis üyeliğime de devam ediyorum 30 Mart'a kadar. 38 köy ve 10 tane beldemize yapmış olduğumuz hizmetler şimdi bizim karşımıza birer birer böyle bir inci tanesi gibi çıkıyor ki kıymetli hemşehrilerim. Karacartıcı'ndan Fartın'a kadar, Hamzalarından Yazdanlı'na kadar, Hisarlığından Ulupınar'ına kadar. Arkadaşlar, 38 tane köy, 10 tane belde. İsmini saymakla da bitiremem. Ve yaptığımız hizmetlerin karşılığını elhamdülillah biz orada görüyoruz. Sayın Başbakanımıza olan teveccühü, hükümetlerimize olan teveccühü köy ve beldelerimizde görüyoruz. Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize olan teveccühü biz Bozkır merkezimizde de gördük. Orada da görüyoruz. Yeter ki bunlar iyi anlatılsın. Yeter ki insanların gönlüne rahat girebilelim. İnsanların gönlüne girmeyi önce bir kendimize şiar edelim. Sonra hizmetlerin nasıl olduğu, nasıl geldiğini insanlar gönüllerine girdikten sonra çok daha rahat anlıyor. Değerli hemşehrilerim, şimdi artık yeni bir yasayla yönetileceğiz. 6363 sayılı Büyükşehir Yasası. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık Sayın Milletvekillerimizin, Sayın Başbakanımızın. Keşke, ben şimdi o yasayı öğrendik ve okuduktan sonra keşke 20 yıl önce yapılsaydı o yasa Sayın Milletvekili. Çünkü Avrupa'da bir köye gittiğiniz zaman, bir ilçenin, bir şehrin, bir köyüne gittiğiniz zaman şehir mi köy mü fark edemiyorsunuz. Şimdi inşallah 10 yıl sonra biz de onlara yavaş yavaş kavuşacağız. Her köyümüze Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na belde ziyaretlerimiz oldu. Ve her köyümüze 38 köy, 10 tane belde, Konya'nın da 168 beldesi, 584 köy var.
sayın milletvekilim, hepsine birer tane modern bir itfaiye aracı verilecek. Ve muhtarlıkların emrinde hazır olacak bunlar. Ana arter yollarımızı artık büyükşehir yapacak. İçme sularımızı bundan sonra büyükşehir yapacak Koski aracılığıyla. Kanalizasyonu bitmemiş ve yarım kalmış köylerimizin ve beldelerimizin kanalizasyon işlemlerini büyükşehir yapacak. Mezarlık hizmetlerimizi büyükşehir yapacak. Yani biz Bozkır Belediyesi olarak isteklerimizi ve temennilerimizi, ihtiyaçlarımızı büyükşehirimize bildiriyoruz. Eksiklerimize iyi çalışıyoruz. Dersimize iyi çalışıyoruz. Dersimize iyi çalıştıktan sonra Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bozkır Belediyesi'nin ortaklaşa yapacaklarını anlattım. Biz neler yapacağız Bozkır Belediyesi olarak? Evet, kanalizasyonu biten köyümüzde artık güzelleştirmelere başlayacağız. İşte Avrupa'yı kentlere yavaş yavaş, Avrupa'yı köylere yavaş yavaş göreceğiz hemşehrilerim. Şöyle ki, kaldırımlarını bile artık mahallelerde kaldırımlar. Artık onlar 38 tane köy ve 10 tane beldede Bozkır'ın ve Büyükşehir'in birer mahallesi olmuş oldu. Meram'da, Selçuklu'da, Karatay'da hizmet neyse artık İstanbul Kocaeli'nde daha önce 2 yıldır, 3 yıldır devam ede gelen bir yasaydı bu. Pilot bölgeler buralardı. Tuttu, elhamdülillah bizim bölgelerine de geldi. Dolayısıyla artık oralarda mahalle statüsünde hizmetler verecek. Çocuk parklarımız olacak. Gençlerimizin, yaşlılarımızın, hanımlarımızın oturabileceği alanlar, parklar oluşturulacak. Kanalizasyon sıkıntıları bitmiş olacak. Değerli hemşehrilerim, bunları anlattıktan sonra o şirin Bozkır'ımıza da bir gelmek istiyorum. Sayın milletvekili, Bozkır'ımızın bir mahpus talihi var. Onu inşallah bu dönem kırıyoruz. Bir 5 dakika daha zamanınızı alacağım ama anlatmak da istiyorum hemşehrilerimize. Şimdi ömründe ilk defa İktidar Partisi ile çalışmış. 84-89 arası Anavatan Partisi'nin ilk dönemi. Bir daha ondan sonra İktidar Partileri ile çalışmamış, bir çalışan bir belediye başkanı da seçmemişiz. Ama inşallah onu değiştiriyoruz. Dolayısıyla hizmetlerde biraz kısır kalmışız arkadaşlar. Yani bir ilçe düşünün otogarı yok. Bir ilçe düşünün otoparkı yok. Bir ilçe düşünün pazarının hala üzeri açık ve keşmekeş bir hayat. Bir ilçe düşünün şimdi o çarşamba çayını gördük ve birçok şehirde yoktur bu güzellik. Çarşamba çayının etrafında sadece park edilmiş araçlar duruyor. Ve bizim yerimize o güzelliği oraya park edilen araçlar istiyor. Keşke onu ışıklandırabilseydik. Keşke onu şıkır şıkır yapabilseydik. Keşke onun etrafında yürüyüş parkurları yapabilseydik ve o şehir bizi kucaklasaydı. Ve o şehir bize gelenlere hoş geldin diyebilseydi. Birçok eksiklerimiz var arkadaşlar. Ama çok fazla da uzatmak istemiyorum. İnşallah ekibimizle birlikte. Çünkü öyle bir ekip kurduk ki size de buradan duyurmuş olayım. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar belediye meclis üyelerimizi seçimi yapılırken Sayın İl Başkanlığımız da buna dikkat etti. Bozkır'ı hep birlikte kucaklayabilecektir. Meclis üyelikleri olsun istediler ve bu bağlamda bu güzellikte de bir meclis üyeliği oluşturmuş olduk. Dolayısıyla Bozkır'ı hep birlikte hemhal edebilecek bir ortam oluşturmuş olduk. Ve profesyonelce artık Bozkır Belediyesi'ni yönetmek istiyoruz. Biraz organizasyon olsun. Saraydan sorumlu bir meclis üyemiz olsun arkadaşlar. Esnaftan sorumlu bir meclis üyemiz olsun. Kadınlardan sorumlu bir meclis üyemiz olsun ve bir meclis üyemiz bizim kadın adayımız oldu Sayın Milletvekili. Onu da çok istiyorduk açıkçası. Çünkü kadınlarımıza ulaşmak biraz belki zor oluyordu. Bir kadın meclis üyemizle ulaşmak daha kolay olacağını düşündük. Dolayısıyla her kurumda, her köy ve beldelerimize bakacak bir meclis üyemiz olsun istedik. İnşallah bu bağlamda da organizasyonu çok daha iyi yaparak, profesyonelleşmeyi çok daha iyi yaparak Bozkır'ımızı o tarihine ve kültürüne yakışır bir şekilde inşallah Sayın Başbakanımızla tanıştırmak bana nasip olsun istiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımla tanıştırmak Bozkır'ımızı bana nasip olsun istiyorum. Dolayısıyla bize nasip olsun istiyoruz arkadaşlarımızla birlikte ekip olarak. Ve bu tanıştırmanın da ötesinde artık Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bozkır'a verebileceğimiz hizmetlerin de üst seviyede hit yapmasını istiyoruz. Çünkü bir başka ilçeden bizim bir eksiğimiz yok arkadaşlar. Artık Meram, Selçuklu ve Karatay'dan oluşan metropol ilçelikler şimdi 30-31 tane metropol ilçe oluşmuş oldu. Üçü değil artık yanına 28 tane daha eklenmiş oldu. Dolayısıyla bu metropol ilçeliğin güzelliklerini ve havasını Bozkır olarak hep birlikte yaşayalım istiyoruz.
Ana arter yollarımızı özellikle bir düzenleyelim istiyoruz. Orta refüjlerimiz güller ekili olsun, laleler ekili olsun, ağaçlandırılmış olsun, ışıl ışıl olsun ve Bozkır'a yakışır bir hizmet, yakışır bir girişlerimiz olsun istiyoruz. Onun için çok vaktinizi de almak istemiyorum. Sayın milletvekilim de mutlaka sizlere hitap edecek. Çünkü onun söyleyeceği daha çok şeyler vardır genel anlamda. Ben kısaca da kendimi tanıtıp ondan sonra sizlerden müsaade almak istiyorum. İbrahim Gül. 1968 Bozkır Hacılar doğumluyum. İlkokulu Hacılar'da bitirdim. Arkadaşlar, İmam Hatip Lisesi'ni Bozkır İmam Hatip Lisesi'nde 1986 yılında tamamladım. 1988 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Maliye Bölümüne girdim. 92'de mezun oldum ve 94 yılında kurmuş olduğumuz bir şirketimizde hala devam ediyoruz ticaret yapmaya. 2001 yılında kurulan partimizle birlikte elhamdülillah ki bana o partide görev almayı Rabbim nasip etti. Ve 2001 yılında kurucu ilçe başkan yardımcısı olarak Meram İlçe Teşkilatı'nın kurucu üyesi olarak başlamış oldum. 2,5 yıl ilçe başkan yardımcılığı yaptım. 2004-2009 yıl arasında Meram Belediyesi meclis üyeliği yaptım. Kısmet oldu 2009-2014 yılı arasında da elhamdülillah Bozkır'ımıza hizmet etmek için Bozkır'dan İl Genel Meclisi üyesi olarak devam ediyoruz. Bir yıl Halkla İlişkiler ve Basın Komisyonu Başkanlığı yaptım. 3 yıl Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı yaptım. Son yılda görevimize 20 günümüz daha kaldı. Devam ediyoruz. İl daimi encümeni olarak Bozkır'ı temsilen görevimize devam ediyoruz. Ve yine partimiz ve arkadaşlarımız teveccüh buyurdular. Rabbimin de takdiriyle Bozkır'dan Bozkır Belediye Başkanı aday oldu. İnşallah 30 Mart'tan sonraki artık düşüncelerimizde bir şekilde, bunları siyasi anlamda söylemiyorum, hayata geçirmek için söylüyoruz. Çünkü Bozkırlı hemşerilerimiz, İstanbul'daki hemşerilerimiz, Ankara'daki hemşerilerimiz, nerede olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizim bir değer olacaktır. Ve biz Bozkır'ı onlarla yönetmek istiyoruz, sizlerle yönetmek istiyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde ben hepinize teşekkür ediyorum. Bütün siyasi arkadaşlarıma çıkmış olduğu yollarda başarılar diliyorum. İki tane daha meclis üyemizi getirdik. Onlar da buradalar. Onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Bozkırlı'yı yalnız bırakmamak adına buradalar. Ben onları da bir tanıştırmak istiyorum. Mehmet Demirel abi, siz onu da yakından tanıyorsunuz hepiniz. Mehmet Demirel abi burada. Hüseyin Bozkır kardeşim, o da hem meclis üyemiz devam ediyor. O da burada. İlçe başkanını tanıştırdı Sayın Mustafa Bey, İl Yönetim Kurulu üyemi tanıştırdı. Efendim, bu kadar yeter. Sülçülisan ettiysek affola. Çünkü Sayın Bey'in çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz, iyi ki beraberiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Az evvel konuşmalarında bir şey söyledi. Hani her 6 ayda bir Zeytinburnu'nda veya herhangi bir ilçede olabilir dedi. Herhangi bir ilçede olma şansı yok Sayın Başkanım. Çünkü Zeytinburnu Belediyesi ile Bozkır Belediyesi kardeş ilçe. O yüzden mecburiyet var. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada yine Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi muhtar adayımız var sevgili Kadir Ünler. Ona da bir alkış alalım çıkmış olduğu yılda. Başarılar diliyoruz. Bir Bozkır hemşerimiz. Eyle Tesis Mahallesi Muhtar Adayımız, o da bir Bozkır hemşerimiz, Hande İnci. Yine Zeytinburnu'nda Türkiye'de belki bir ilki gerçekleştirir. Sayın Başkanım haberiniz vardır muhtemelen. Zeytinburnu Konya Spor, yani Zeytinburnu'nda İstanbul Konya Spor Kulübü'nü kurduk biliyorsunuz. O da bir ilk oldu. Sayın Başkanımız Yahya dedi işte burada. Bize de kurucu üye olma şansı verdi. İnşallah bundan sonra Zeytinburnu'nda yaşayan çocuklarımızı köprü olacağız. İnşallah Konya Spor'umuza buradan gönderme şansına sahip olacağız. Bu konuya ilişkin üye olmak isteyen çocuklarımızı da inşallah kulübümüze ileteceğiz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet,